Bugün yine değişik soru cevaplarla bir cuma sohbetinde bir aradayız. Sayın hocam, dergah terbiye sistemiyle, yetiştirme sistemiyle camilerimizin yetiştirme sistemi arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Evet, bir cuma sohbetinde tekrar bir araya gelmemizde ben de çok müteşekkirim. İnşallah yine bizleri izleyen, takip eden kardeşlerimize, seyircilerimize verimli bir sohbet olur diye düşünüyorum. Güzel bir soru. Evet, dergah eğitimi ile normal, standart bir caminin eğitimi arasında dağlar kadar fark var. Şimdi zaten şu ahir zamanda dergahlara yapılan eleştiriler, olumsuz eleştiriler, haksız eleştiriler, hatta daha ileriye gidersek iftiralar, dedikodular, engellemeler, bunlar mevcut. Ki bunu gerçekten bizatihi yaşıyoruz, görüyoruz, üzülüyoruz. Bu eleştirileri yapan gerek cemaatten olsun, gerek kendini yetiştirmiş, hoca olmuş, alim olmuş, müftü olmuş veya dekan olmuş, rektör olmuş fark etmez. Bu dergahın kriteri ve bakış açısıyla olaya değinmediği müddetçe asla ve katiyen buradaki hizmeti anlayamayacaktır. Zaten problem de burada zaten. Yani insan psikolojisinde de zaten aynı meseledir. Şimdi yeryüzünde 7 milyar insan vardır. Bize bir tanesi geliyor problem. İkincisi geliyor, üçüncüsü geliyor, beşincisi geliyor. Belki aynı hastalık tespit edebiliyoruz. Kişide aynı hastalık var. Ama aynı formülü uygulama gibi bir imkanımız yok. Aynı hastalık ama o kişinin kendi bir dünyası var. Bir işleyişi var, bir inanışı var. Yani her insanın kendi hali var. Kendi hali kendine var. Göre bir has hali bizler var. Uzman olarak o insanın dünyasına inmedikten, girmedikten sonra ona yardımcı olamıyoruz. Yani hocam, sözünü kesiyorum. Evet. Hastalık aynı. Hastalık aynı. Fakat insan ayrı olduğundan, ayrı ayrı insanlar olduğundan her birisine aynı şekilde aynı ilacı vermek doğru olmayabiliyor. Aynı ilacı veremiyoruz. Kişiye göre, nabza göre şerbet vermek zorundayız. Hastalık aynı ama onun tedavisi kişiye göre endeksleniyor. Şimdi dergahlardaki veya müesseselerdeki sistem de budur. Bir kişi bir dergaha veya bir müesseseye gelip gerçekten bilgi almazsa, istişare yapmazsa, buradaki amacı, gayeyi anlamazsa, eğitimi verilmek isteğini anlamazsa, kendi bakış açısından, kendi müessesesinin bakış açısından veya almış olduğu dini eğitim veya kültürel eğitim bakış açısından ne yapacaktır? Yola çıkacaktır. Bu da onu ne yapacaktır? Yaya bırakacaktır. Yanlışlara sevk edecektir ve olmaması gereken bir enerji tüketilecektir. Hem kendi tarafından hem de bizler tarafından ki biz niye o enerjiyi tüketiyoruz? Bize yapılan yanlışlar olabilir. Ama yine onları düşündüğümüz için onların mahşerde, ahirette alacaklı olmayalım diye ve de İslam şu ahir zamanda baktığımız zaman Müslümanın Müslümanla zaten uğraşmaya vakti, zamanı, lüksü zaten yok. Ahir zamanda yaşıyoruz. Bizim uğraşmamız gereken mesele nedir? Dışarıdadır, sokaktadır. Kişiliğini kaybetmiş, benliğini kaybetmiş, kimliğini kaybetmiş kişilerdedir. Bizi anlamak istiyorlarsa, farkı anlamak istiyorlarsa buraya gelmek zorundalar. Veya biz oraya gitmek zorundayız. Ama onlar bizi anlamak istiyorlarsa bu müesseseye gelmek zorundalar. Bizimle konuşmak zorundalar. Fikirlerimizi sormak zorundalar. Bunu yaparsalar iki taraf da kazançlı olur. Bizler kazançlı oluruz. Sokaktaki insanlara yardımımız olur. Öbür taraftan ise onlar kendi fikirleri doğrultusunda saldırılar yaparlar. Biz yine yolumuza devam ederiz. Bizim için fark etmez ama kaybeden yine cemaat ve insanlar olur. Sokaktaki insanlar. İşte bu sebeple şimdi camilerin insanları, gençleri eğitim sistemiyle, şekliyle, programıyla, tarikatın, dergahların yani eğitim ve yetiştirme sistemi biz görüyoruz da çok fark var. Biraz önce dediniz ya, hastalık, aynı hastalıkla gelen insanlar var dediniz. Evet. Fakat insanlar ayrı ayrı insan, aynı insan değildir. Hastalık evet. Ayrıdır ama insanlar ayrıdır. Doğru. Şimdi camilerde bizim
tespitimize göre yani acizane her insana aynı muameleyi yapıyorlar. Evet. Şimdi o yüzden de oradaki gençler, oradaki insanlar, orada bir medet umanlar o camiden, hocadan. Biz çok görüyoruz nargilecide, sokakta, evet, orada, burada yani gizli gizli hatta ve hatta bazı açık açık kendilerine yeni bir ümit kapısı arıyorlar. Doğru. Yani bilinçsiz bir şekilde. Neden? Çünkü hocaların onları tatmin edemeyişi, camilerin onları tutamaması. Biz şöyle bakıyoruz, dergahlarda ise nasıl oluyor? Genellikle insanlar mutmaindir. Neden? Çünkü orada dergahlarda, biz kendi şeyimizden de gördük yani, her insana, diğer bir insana yapılan muamele yapılmıyor. Her insanın hal ve hareketine göre, psikolojisine göre ayrı bir eğitim, ayrı bir ders. En büyük noktayı size aktarmak istiyorum Albert Efendi. En önemli nokta şudur. Camilerde takipat yoktur. Yani kişi gelir, cemaat gelir, genç gelir. Orada işte görevli kişi vereceğine verir, olay biter, kapanır. Arkası takip edilmez. Dergahlarda ise tam tersi, takibat vardır. Zaten başarı da takibattan kaynaklanır. Camilerde hocalar, yani caminin dışında oraya gelen cemaatine sahip çıkamamaktadır. Yani yeterince ilgilenememektedir, takibatını sürdürememektedir. Çoğu zaten bunu yani görev olarak da zaten yapmamaktadır. Yani görevinin dışında bir... Yani benim saatim dolmuştur. Tabii, o doğrultuda da olaya bakılıyor. Çok azı mesela belli bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Ama bu da yeterli değildir. Bakın biz mesela uzman olarak, bir psikolog olarak bize aile terapisine karı koca geldiği zaman, problemleri olduğu zaman onları yani bir noktaya getirebilmek için belli bir takibat yapmak zorundayız. Yani haftada bir defa geliyorlar, dinliyoruz kendilerini, beklentileri nedir, problemleri nedir, sıkıntıları nedir. Ne yapıyoruz? Bunları bir kağıda alıyoruz, yazıyoruz. Ondan sonra üçüncü şahıs olarak ben bir uzman olarak ne yapıyorum? Hakem oluyorum. Diyorum ki ben hakemim, şu an seni dinledim, öbürünü de dinledim, beklentilerinizi dinledim ve gitmeniz gereken hedef yolunda belirledik hep beraber. Bu yolda hareket etmemiz lazım. Bu takibat 3 ay veya 6 ay sürebiliyor. İşte başarı ondan sonra geliyor. Takibat varsa başarı var. Dergahlarda da işte sizler yani şeyhler olsun, vekiller olsun bu doğrultuda yani çekirdeğin içi doğrultusunda hareket ettiğiniz ailesine, için. Ailesine, sülalesine kadar ilgileniliyor. Tabii ki. Burada ne olmuş oluyor yani yüzeysel değil. Tam içinde derin yapıldığı için başarı oluyor. Şimdi burada dergahlarda, biz kendi dergahların içinde olduğumuz için çok iyi biliriz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Evet. Biz buraya gelen bir insanın dış hayatında da, içeri hayatında da takibi alıyoruz. Yani onlar bize her an, her saatte ulaşabilme şansına sahiptir. İmkanına bu, sahip. Bu camideki hocalara ne kadar sahiptir insanlar? Her an, her istedikleri anda ulaşabilmekle. Telefonlara çıkarılan çok hayatlarda. Az, hatta yani zaman zaman ben de 24 saat ulaşılır, yani psikoloji alanında hastalarıma ulaşılır olmak istediğimde benim eşim de diyor, hayır diyor, yani senin bir çalışma saatin vardır, oradan sonra açmaman lazım veya telefonu vermemen lazım. Ama ben de şunu söylüyorum, gerçekten benim branşım, ki dergahlar da zaten insan merkezlidir, insan yani. Şimdi bu araba değil, yani bozuldu, evet, işte bir hafta beklesin sonra götürürüm tamire vesaire. Bu insan bir an, yani o an sen ona yardımcı olamadığın veya olmadığın başka zaman başka kapıdan sen o intihara dahi gidebilir. Ondan intihara sürüklendiği zaman veya farklı bir boyut olduğu zaman onun vicdanını ben nasıl kaldıracağım? Onun bu boyutta onun, var yani. Evet. Onun vebalini ben nasıl kaldıracağım? Allah Celle Celaluhu'na şöyle diyebilir miyim ki? Ya Rabbi benim bir mesleki saatim vardı, işte 8 saat. 6'da başlar, işte 4'te biter veya 5'te biter. Bunun dışında da ben çalışmıyorum. Yani kapalıyım diye dediğim zaman bu acaba bir bahane olarak geçerli midir? Değil. Dergahların işte güzel tarafı nedir? Sizlerin buradaki müritlerinize, talebelerinize 24 saat ulaşılabilir olmanız onlar için arayıp da bulunamaz bir nimettir. Elhamdülillah, tabii ki bizler bunları bağlı olduğumuz şeyhlerimizden öğreniyoruz bu, evet, usulü, kaideyi, yetiştirme sistemleri. Bunlar bizlere veriliyor. Zaten tarikatlarda biz şunu gördük, psikolojiden bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi bizim de zaten hocalarda, camilerde eksik gördüğümüz en büyük mesele
psikoloji eksikliğidir. Psikoloji eğitimi yoktur orada. Kesinlikle insanlar psikolojisine göre davranmıyorlar. Şeyh Efendi ise ben bakıyorum, tarikatlarda yıllardır inceliyorum. Bütün tarikat, bütün şeyhler en büyük psikolojik uzmanlar olarak geçiyor. Kesinlikle. Yani bunlar çünkü insanların haline, göz hareketleri, el hareketlerine, evet, yani parmaklarını kımıldatmalarına, evet, gözlerini kaş oynatmalarına kadar onların halini o anda keşfediyorlar. Bakıyorlar, niye bu adam bu göz hareketlerini, evet, yapıyor, bu el hareketlerini, evet, yapıyor. O da hastalığı zaten anlıyorlar, tespit ediyorlar. Osmanlı zamanında 3 haneli bir köye imam tayin edilecek olsa bile ince elekten geçirip sık dokunurdu yani. Evet. Yani o zaman hoca donanımlı olurdu. Çünkü doktor yok, bilmem hekim yok, bir şey yok. Orada ne var? Bir tek hoca var. Sünnet olacak adam hocaya giderdi. Her bileyim, anında aile kavgası olan, evet, hocaya giderdi. Evet. Hastalanan hoca giderdi. Her türlü hususta ne vardı? Aman hocam, canım hocam olayı vardı. O zaman hocalarda hakikaten tıp ilmi, evet, ne bileyim matematik ilmi, ne bileyim astronomi ilmi, bütün hepsi bu hocalarda vardı. Bunun dışında bir de feraset kuvveti olması gerekiyordu hocalarda. Evet. Keşif kuvveti olması, psikoloji uzmanlığı alanı geniş olmalıydı. Çok önemli. Tespit ol ve aynı zamanda yine buna mükemmel derin ilim sahibi olmalıydı. Evet. Kayde usul, evet, ve endam olmalıydı. Asalet olmalıydı ve atalet olmalıydı. Buna rağmen bir de yakışıklı olmalıydı. Çünkü hocalar yakışıklı seçilirdi. Bakın bu Peygamber Efendimiz'in metodudur. Peygamber Efendimiz Medine'ye, Medine halkını İslam'a davet etmek için öğretmenler. İlk öğretmen kimdi? Musab bin Ümeyr dediğimiz zaman yakışıklı ve dili düzgün, cümleleri düzgün kullanabilen, yani konuştuğu zaman anlaşılır ve karşıya etki verebilecek. Bu psikolojide çok gayet normal bir şeydir. Öyle bir hoca. Tabii ki Peygamber Efendimiz dahi mesela nedir? Bunu uygulamıştır yani. Eksiklikler çoktur. Zaten ben burada Almanya'da din ateşelerimize bunları aktarıyorum. Evet, hocalarımıza ilahiyat eğitimleri veriyorsunuz. Yüzeysel din psikolojisi veriliyor ama kesinlikle yeterli değil. Yani klinik psikolojisi almayan bir hoca efendi kişiden anlamadığı gibi ne yapıyor? Bu sefer onun hastalığın şeker lazımsa o ne yapıyor? Tuz veriyor. Yarayı daha da açabiliyor. Hatta biber verebiliyor vesaire yani. Bu doğrultuda da tabii ki ne olmuş oluyor? İyileştireceğine daha beter hasta etme imkanı. Ve soğutuyor insanı. Aynen. O doğrultuda. Hocam bu sopa vurma olayları var. Dili dönmüyor diye. Allah sopayla olsun vurması, Allah cezalandırması. Olsun. Bunlar bu gibi olaylara sıkça yansıyor ve duyuyoruz. Siz ne biliyorsunuz? Ben biliyorum. Çünkü bana yüzlerce böyle bu olaylarda yaşamış hastalar geliyor. Yani bu olaylardan kurtulabilmeleri için. İslam'dan soğutmaya vesile olmuyor mu bu hocalar? En büyük yani Allah'a yapılan ve İslam dinine yapılan en büyük zarardır bu. İşte bizler de çocukluk dönemimizde işte bunları yaşadık. İşte hocanın vurduğu yerde gül biter. Cennetten i̇şte çıkmadır dayak. Dayak cennetten çıkmadır gibi. Nedir? Tamamen olmayan bir şeyi. Hani akademisyenlerimiz, hocalarımız hemen kaynak sorar ama buranın kaynağını bir sormak lazım. Yani ben böyle bir kaynağa rastlamadım. Cennette eğer dayak varsa cehennemde ne var? Düşünmek lazım. Biz aslında cehennemde dayak olduğunu biliyoruz. Yani cennet gibi bir yerde dayak varsa yani ben hiç aklım yani mantığım... Camiler de cennet bahçesi olarak. Tabii ki, tabii yeryüzünün cennet bahçeleridir. Bu gibi metot, yaklaşım çocuklarımızı dinden soğutuyor, camiden soğutuyor, İslamiyet'ten soğutuyor. Şu an bizi izleyen seyirciler burada bize hak vereceklerdir. Geçmişe gittiğimiz zaman gerçekten de bizler yani İslam'da olmayan çok dayak yedik. İşte yanlış okuduk dayak yedik, ezberleyemedik dayak yedik, yaramazlık yaptık dayak yedik. Yani burada aslında İslam insanı merkez almışken bizler farklı boyuttan olaya bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Teferruatta o insanları, çocuklarımızı boğarak onları dinden uzaklaştırıyoruz ki zaten burada Alman bir yazar bir kitap yazıyor, Yengeç diye bir kitabı var, Salzman. Bunu internete girerlerse görürler o kitabı. Salzman diye Yengeç diye bir kitap yazıyor. Bu kitap tam ters psikolojiyle yazılmış bir kitap ama okumak lazım diye düşünüyorum. Bir kişiyi nasıl dinden çıkartırsın, soğutursun, Allah'tan uzaklaştırırsın? Bakın bir kısa bir misal vereceğim. Diyor ki bir çocuğa
bir ayet ezberlemesini İncil'den veya Kur'an'dan söyleyin ve o ayeti ezberleyemediği zaman onu dövün, cezalandırın. Bu diyor, ona yeter, Allah'a düşman olmasına yeter diyor. Dinden çıkmasına yeter diyor. Gerçekten böyle olaylar çok var, yaşandı. Peygamber Efendimiz'in belli hadis-i şerifleri vardır. Ama bir hadis-i şerifi alıp da onu sadece zahirden olaya bakamazsınız. Yine bakın demin sohbetimizin başına geliyor. Bir hadisi de alıp aynı hadisi herkeste kullanamazsınız. Evet. Demin ki aynı hastalık gibi. Aynı hastalıktır ama farklı formül kullanacaksın. Çünkü şartlara ve insanların haline göre değişir. Tabii kişinin bakış açısı, dünyasına değişir. Hadisleri de bu şekilde kullanmak zorundayız. Ben de uzun yıllardır talebe yetiştirdim, çocuk okuttum ve bana mesela anne babalar gelir, işte hocam benim çocuk yaramaz, hiç çekinmene gerek yok, yaramazlık yaptığı zaman dövebilirsin, kulağını çekebilirsin, eti senin kemiği benim gibi söylenişlerde de bulunanlar var. Yani ama şuurlu bir hoca, işini bilen bir hoca, eğitimci, eğitmen kesinlikle o anne babaya bir uyarması gerekiyor. Ondan sonra da farklı bir eğitimle o çocuğa yaklaşması gerekiyor. İşte bakın, çocuk deyip geçmeyeceğiz. Çocuklarımız bugün küçük olabilir ama yarının geleceği, yarının doktorları olacak, yarının bakanları, başbakanları, milletvekilleri olacak, yarının yöneticileri olacak. Hocaların hocalığı anlaması için başlarında bulunuyor da geçmiş oldukları makamı, hakikatini öğrenebilmek için Osmanlı dönemine, peygamber dönemine doğru bir geriye dönüp bakmaları lazım diye düşünüyoruz. Evet. Orada o zaman hocalar nasıl yetiştiriliyordu? Evet. Nasıl bir hocalık sistemi yürütüyorlardı? Ve talebelere nasıl davranıyorlardı? Bu eğitimi almadan kesinlikle hocalık koltuğuna ya da böyle dostluk koltuğuna oturdukları vakit kendi kafalarına göre, inisiyatiflerine göre davranmaları, tabii ki bu gençlerin şimdi işte bu nargilecilerde orada burada sokaklarda gezmelerine ve hatta kurtuluş aramalarına da sebep oluyorlar. Evet. Bu da bu şekilde insanların İslam'dan soğuyup, aman camide dayak var, evet, hoca asık suratlı, bir evet, de bu asık surat meselesine gelelim hocam. Şimdi değinmişken, hocaların niye genelde yüzü asıktır ve çok serttir? Bunun psikolojik bir etkisi vardır. Kişi ne kadar asabi durursa, kaşlarını çatık durursa, sert durursa zanneder ki psikolojikmen karşı taraf bana daha fazla itibar gösterir. Daha çok ciddiye alıyor gibi. Daha çok ciddiye alır. Hatta korkar, benim istediğimi yapar gibi böyle bir yanılgı var. Bir noktada haklıdır. Veya karşı taraf bana saygı duymak zorundadır. Ben asabiyim ya, kız. Ama otorite asık suratla sağlanabilir. Değil, işte değil. Bir yanılgı var dediğim, yanılgı bu zaten. Kendi bu şekilde düşünüyor. Karşı taraf... Öyle bir algı var ya. Algı var tabii ki. Ama bu değil. Peygamber Efendimiz'in zaten yani Siyer-i Nebi hayatını okuduğumuz zaman Peygamber Efendimiz'in hiçbir zaman yüzünden tebessüm eksik olmamıştır, kalmamıştır. Yani her zaman... Cennete asık suratlar giremez diye bir hadis olması lazım diye düşünüyorum. bu hadise duydunuz mu hocam? Şimdi inşallah tabii ki... Hocalar şimdiden tabii ki şimdi burada bütün hocalardan da bahsetmiyoruz. Burada parantez açıyorum yani. Evet, tabii. Biz sadece asık suratlılardan bahsediyoruz. Yani negatif bir enerjidir. Bakın Haberk Efendi. Bu aslında yani o role girmek dahi nedir? Kişiyi negatif bir enerjiye... Kasvete sürükler tabii ki, tabii ki. Negatif bir enerjiye sürükler ve karşı tarafa da ona yansıtır. Diyelim ki şurada şimdi biz burada oturduk. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, gülüyoruz, şen şakrakız. İkimiz de pozitif bir statüdeyiz, derecedeyiz. Ama dışarıdan birisi girmiş olsa, gerçekten böyle tamamen hani... Sert ve asık suratla. Sert ve asık suratla girmiş olsa, burada ikimizi dahi etkileyebilir. Sıkıntıya sürer. Sıkıntıya sürer. Oradaki harmoni, atmosfer bozulur. Çünkü bu bilimsel olarak da deney yapılmıştır yani. Yani karşı tarafa sen... güzellik verebildiğin kadar karşı taraf sana açılır. Genelde kibirli olanlar asık suratlıdır ve böyle. Tabii ki farklı farklı şeyleri vardır yani. Hangisi bir insana emniyet duygusu veriyor? Asık suratlı, sert mizaçlı bir kişi mi insana emniyet duygusu verir? Yoksa güleç yüzlü, böyle yumuşak ve ne bileyim tevazu sahip olan bir kimse mi insana daha çok bir emniyet duygusu ve muhabbet hissi verir? Şimdi elbette ki bu soruya ben geleceğim. Ancak hocalarımızın korktuğu bir nokta var. Bir yerde ben onlara hak veriyorum.
Şimdi otorite sağlamaları gerekiyor. Yani bir cemaat üzerinde de bir otoriteleri olması gerekiyor. Onu ben de zaten savunuyorum. Savunuyorum yani. Tamamen otoriteyi kaybetmiş bir kişi, hoca elbette ki yine hedefine varamaz. Hocalarımızın korkusu da bu. Otoriteyi kaybedeceğim korkusuyla ne yapıyor? İşi tamamen sıkı tutmaya çalışıyor. Sertlikle ele alıyor. Sertlikle ele alıyor. Bir şekilde diktatörlük oluyor. Otoriteyi yani kaybetmeyin. Aslında yani yine o Peygamber Efendimizin vermiş olduğu kuş misalidir. Yani elimize bir serçe almışız. O serçeyi yani çok sıkarsak ölür. Bakın bu. Çok serbest bırakırsak kaçar. O dengeyi sağlayabilmek lazım. Burası çok önemlidir bakın. O dengeyi sağlayabilmek lazım. İşte bu tarikat bu dergahlarda olan bir mesele. Yani o açıdan yani ben karşı tarafa o güveni verebiliyorsam zaten benim belli bir otorite, belli bir duruşum vardır. Almış olduğum eğitim dolayısıyla, niyetim doğrultusunda o otoritem benim zaten vardır. O karşı taraf onu zaten görür. Ama bunu sertlikle değil de karşı tarafa gerçekten tebessümle, onu rahatlatarak, dinleyerek, hak vererek, onu da konuşturarak bu doğrultuda yaklaşırsak doğru olan budur. Şeyh Adım evet. Hazretleri makamı ala olsun. Her zaman abi. Şöyle söylerdi. Hükmetmeden hükmet. Dövmeden döv. Evet. Sövmeden söv. Yani ama severek sev. Evet. Şimdi bu insanlar bu sertlikle ve hatta celalle bu asık suratlıkla insanlara etki alanı alıp kendilerine bir şeyle zorla saygı kullandırmak evet. istiyorlar. Evet. Şimdi bir insanda zaten bir kapasite varsa, bir saygınlık varsa, bir kişilik varsa zaten gösterir kendini. O zaten ispata gerek yok. Nasrettin Hoca'yı yer alalım hocam. Evet. Bugüne kadar birisi gelip de Nasrettin Hoca bir gün yüzünü asmış da bir fikri anlattı mı? Yok. Nasrettin Hoca herkesi hala kırıp geçiriyor mu gülmekten? Evet. Ki bu büyük evliyalardandır. Evet. Nasrettin Hoca yani basit bir hoca değil mi öyle? Tabii. Yani o zamanın en büyük alimiydi, kutbuydu. Yani şimdi neyle yaptı bu insanlara bu saygıyı elde etti? Timur'a kadar evet. değil mi? Evet. Ondan sonra bütün o krallara kadar, sultanlara kadar söz geçiren bir kimseydi. Sözü dinlenilen bir kimseydi. Müracaat edilen bir kimseydi. Ama işi neydi? Genelde güldürmekti. Güldürerek, sevdirerek işi yapıyordu. Çok doğru. Ve herkes hoştu ama sayıyordu, evet. seviyordu, itaat ediyordu. Çok doğru. En güzel örnek, Nasrettin Hoca eğer gülmek, bazıların dediği gibi hocaların, peygamber gülmezdi. Kahkaha atmazdı. E Nasrettin Hoca o zaman yanlış mı yaptı bugüne kadar? Hocam. Evet. Ki bütün evliyalar Nasrettin Hoca'yı kabul eder, tasdik eder. Kesinlikle yani. Ve onun yaptığı o anlattıklarını da anlattı, devam anlat. Yani Nasrettin Hoca burada gerçekten bizi izleyenlere burada tekrar altını çizmek istiyorum. Sadece bir güldüren figüran değildi yani. O dediğiniz gibi gerçek bir alim ve evliyaydı yani. Gerçek bir alim ve evliyaydı. Şu anki belki asrımızda en üst düzeydeki ordinarius profesörün daha üstünde olan bir abi, makama sahipti yani. Bunu da dikkate almak gerekiyor yani. Bir şahsiyet. Evet. Ya bir insan hakkında evet. 1000 sene, 1500 sene bir şey anlatılmıyorsa bu kadar evet. sevgiyle, muhabbetle. Evet. Değil mi? Ki hoca, isminin önünde bir hoca kelimesi vardır. Hoca Nasrettin. Veyahut da Nasrettin evet. hoca. Evet. Ama o hoca kelimesi geçiyor. Ne demek istiyor burada? Bir mesaj yok mu sizce hocalara? Çok güzel mesajlar var aslında. Güzel mesajlar var yani. Ama işte... Onun gibi olun. Evet. En azından yani örnekler alalım. Yani tabii ki herkesin kendine has kişiliği vardır. Hani fıtrattan. Ki Hazreti Ömer şehadet etmeden önce de celalliydi. Hiddetliydi. Şehadet ettikten sonra da ama o celalliği yine adalete dönüştü. Yani o fıtratı değişmedi fazla ama adalete değişik yönde kullandı. İşte bu herkesin kendine göre bir fıtratı vardır ama o fıtratı işte elimizden geldiğince güzel kullanmak lazım. Hocam Musa evet. Aleyhisselam'ı bile Cenab-ı evet. Allah ne buyurdu? Evet. Firavun'a giderken evet. yumuşak konuş dedi. Evet. Değil mi? Zaten İslam tarihine, din tarihine baktığımız zaman bütün dönüşler veya İslam'a veya Allah'a girişler hep tevazunun arkasından gelmiştir. Böyle çok yaşanmış olaylar vardır, kıssalar vardır. Çok enteresan yani şeyler vardır. Malezya'nın mesela topyekün İslam'a geçişi çok enteresandır. Bir hikayesi vardır yani. Düşünün ki
Peygamber Efendimiz görevini tamamladıktan sonra 23 sene, peygamberlik görevini tamamladıktan sonra 63 yaşında dünya yaşıyla ahirete irtihal ettikten sonra zahiren tabii ki bu manen halen daha dünya ile irtibatlıdır. Bu kesinlikle. Veda hutbesinde hepimiz biliyoruz ki 124 bin tane sahabe vardı. Yani 124 bin kişi vardı. Cennet-i Mualla ve Cennet-i Baki diye iki mezarlık vardır Mekke ve Medine'de. Yani orada vefat eden kişiler o iki ana mezarlığa defnedilir. Baktığımız zaman mezarlık sayısına sahabe 10 bini geçmez. Yani 10 bini geçmeyen sahabe defnedilmiştir. Orada bu 114 bin sahabe ne oldu? Durmadılar. Yani memleketlerinde durmadılar, mekanlarında durmadılar. Grup hallerinde dünyaya açıldılar. İslam'ı yaymak için. Dünyanın en ücra noktasına dahi gittiler. İşte Malezya'da bir aile, bir topluluk halinde gitti. Hem dünyevi ihtiyaçlarını karşılamak için ticaret yapıyorlardı. Hem de aynı şekilde Allah Resulü'nden almış olduğu eğitimle de İslam'ı yaşıyorlardı. Pazarda şey satıyor. Basma kumaş satıyor. Sahabenin bir tanesi işte oğluna diyor ki evladım diyor benim abdest tazelemem lazım namaz vakti yetişti. Tabii ki Malezya daha o zaman yani İslam'la şereflenmemiş. Farklı dinler, farklı inanışlar veya farklı görüşlerle yaşanan bir yer. Ben abdest tazelemeye gideceğim. Sen diyor tezgahta dur bak diyor. Gidiyor tabii ki belli bir zaman sonra geliyor evladım ne yaptın diyor işte tezgahta. Baba diyor şu işte basmadan sattım, şundan sattım, bundan sattım diyor falan filan. Soruyor diyor ne kadar sattın? İşte şundan sattım diyor 5 metre elbiselik sattım diyor. İşte oranın parasıyla diyelim artık hangi parayla 5 euro'dan metresini sattım diyor. Eyvah diyor evladım diyor bunun fiyatı 2 euroydu. Sen burada yani kişiye ne yaptın? Haksızlık yaptın. Kim bu? Araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Bunu bulmamız lazım. Bu haktır. Allah katında geçerlidir. Yani bunu bulup parasını teslim etmemiz lazım. Gerçekten de uzun uzadıya araştırmalardan sonra o müşteriyi buluyorlar. Diyorlar ki kusura bakmayın siz şu gün bizden bir basma almıştınız. Bunun fiyatını benim oğlum yanlışlıkla size fazla aldı. Şu paranızın üstü lütfen buyurun ve hakkınızı helal edin. Yanılmıyorsam oranın kralıydı o hocam. Ben öyle hatırlıyorum. Geleceğim daha Ayberk Efendi. Tabii farklı rivayetlerde anlatılır evet. Bu. Bu olay o kadar bir yani etki yaptı ki bu olay krala kadar gitti. Dikkatini çekti. Dedi ki ben böyle bir şey duymadım, görmedim. Nasıl bir şey? Kimdir bunlar? Çağırın bakayım gelsinler. Ve onları çağırıyor, kral huzuruna çağırıyor. Diyor ki böyle böyle olay yaşandı. Doğru mudur? Doğru diyor efendim. Peki diyor yani siz diyor yani neye hükmederek, neye dayanarak bunu yaptınız verdiniz? O da tabii ki o sahabe de Allah Resulü'nün tebliğ doğrultusunda anlatıyor, İslamiyet'i anlatıyor. Doğruluğu anlatıyor, dürüstlüğü anlatıyor. Ve kral orada şehadet getiriyor. Ve kralın şehadetiyle tüm Malezya halkı şehadet getiriyor. Başka bakın, mi? Bakın küçücük bir, bizim gözümüzde küçücük bir olay. Doğrudan daha büyük bir doğru çıkıyor. Doğrudan daha büyük bir doğru, tevazudan ne çıkıyor? Bir halk şehadet getiriyor. Yani burada dikkat etmemiz noktalar çok bakmamız... Hakkı gözetmek gerekiyor. Evet, evet. Yani. Ama şunu parantez açmak istiyorum. Madem ki bu fırsat bizlere verildi, burada seyircilerimizin de gözlerine, gözlerinin içerisine baka baka, kalplerin içerisine baka baka da bunu söylemek istiyorum. Gerçekten bizler burada Allah için burada oturuyoruz ve zaman harcıyoruz. Ailemizden feraket ediyoruz, işimizden feraket ediyoruz. Bu bizim asıl işimiz değil yani. Bizim de normal, sizin gibi çalıştığımız bir işimiz başka var. İşimiz de var. Aramız, para kazandığımız iş yerlerimiz var, ailemiz var, çocuklarımız var. Ama burada nedir? Peygamber Efendimiz'in bizlere aktarmış olduğu bu dinin güzelliklerini sizlere aktarabilmemiz için zaman... Hassas noktalara, zamanımız hassas noktalara değinmek, zaman harcıyoruz. Yani sizler de Allah için o zamanı harcayın kendinize. Göreceksiniz ki farklı bakış açısı, farklı gidişatınız olacağına inanıyorum. Tabii ki daha değişik pencereden daha değişik manzaralar, evet. Daha değişik olaylar görüyoruz. Çünkü ama bu konu gerçekten çok geniş bir konu. Belki %5'ini bile burada aktaramadık. Hem zaman evet. Zarfiyeti açısından çok daha teferruatlı dengelere
değinmek lazım. Yoksa sadece bir bakış açısından yine değil. Ama az çok bir şeylere değinmeye çalıştık. Tabii siz buyurun. Bizim Şeyh Nazım Hazretlerimiz, tabii genç bir çocuk bile gelse ayağa kalkar selam verirdi, nasıl evladım derdi, şeker verirdi. Öyle hemen oturup döndü 32 farzı, 54 farzı anlatıp da ne bileyim şeriatın bütün hükümlerini önüne sıralamazdı. Şimdi hemen yanlış okuduğu zaman kafaya sopayı yiyorlar. Bunlar artık olmaması gereken şeyler, aslında İslam'da olmayan şeyler. Sevgi kalıcıdır. Hocam bir kere kendini sevdirse o çocuklara, o çocuklar zaten kendiliklerinden gelir oraya. Aynen, bu okulda da aynı şekildedir. Ben belli bir dönem dershane müdürlüğü de yaptığım için zaman zaman okullara gittiğim zaman da bir talebe öğretmenini seviyorsa o talebe başarılı. Bir talebe hocasını seviyorsa o talebe başarılı. Hatta kendiliğinden sabah yataktan kalkıyor, çantası hazırlıyor ki okula bir önce varayım. Tabii ki biz bunların gerçekten verimlerini de bu şekilde aldık yani bu şekilde. Onun için amaç sevdirmek olacak. Sevdikten sonra o talebe, o genç bize geldikten sonra, biz de ona kapıları açtıktan sonra bütün mesele budur. İşte o yüzden bizi burada eleştirdikleri noktada bastır. Evet. Siz orada hoplatıyorsunuz, zıplatıyorsunuz, çocukları ne bileyim oynatıyorsunuz, böyle güldürüyorsunuz falan. Böyle herkes İslam'a gelir. Yok, böyle bir şey yok yani. O zaman buyursunlar, onlar da hoplatsınlar, zıplatsınlar. Madem, hadi bakalım biz onları takip edelim. Hocam şimdi onlar kendi doğrularıyla, yani ben şöyle söyleyeyim. Evet. Nereye kadar muvaffak oldular? Ona bakacaklar. Biz bu yanlışlarımızla ne kadar muvaffak olduk? Buna bakacaklar. Eğer onlara göre yanlış tabii ki. Biz, bize göre yanlış değiliz ama onlar gördüğü bizdeki yanlışla biz bu kadar muvaffak oluyorsak, onlar kendileri daha doğruysa ne kadar muvaffak oluyor? Bunun bir hesabını yapmaları lazım. Evet, kesinlikle. Ama mühim olan zaten İslam'a getirmek değil mi? Allah'ı tanıtmak, Allah'a bağlamak değil mi kulları? Ha, gitarla gelecekse İslam'a gitarla getiririz. Kur'an'la gelecekse Kur'an'la getiririz. Namazla geçecek, namazla getiririz değil mi? Ama Allah'a inanacak, iman edecekse önemli olan her insanın kendi bir karakter yapısı, fıtratı, vasfı vardır. Şimdi insan nasıl Allah'ı sevecekse o şekilde gelsin. Yeter ki Allah'a gelsin. Bakın burada bir misal vermek istiyorum. Bir kişi, Hristiyan, bir papaza gidiyor. Diyor ki, papaz efendi diyor, ya ben şimdi elime İncil'i aldım, okuyorum. İncil'i aldım, okuyorum. Aklıma sigara geldi. Yani şimdi İncil okurken sigara içebilir miyim? Tabii ki papaz diyor ki hayır diyor, içemezsin diyor sigara. Aynı kişi farklı bir soru sorguyla gidiyor. Efendim diyor, ben diyor işte Hristiyanım, sigara içiyorum diyor. Sigara içiyorum böyle. Aklıma İncil'i okumak geldi diyor. Okuyabilir miyim diyor. Tabii ki okuyabilirsin diyor. Bakın burada almamız ders şu. Papaz aslında akıllı. Şimdi zaten sen İncil'i okuyorsan sen zaten o konuma gelmişsin. Belli bir seviyeye gelmişsin. Evet. Burada yani geri dönmenin bir anlamı yok. İncil'le şeyi. Ama sen daha o konuma gelmemişsen, sigara içiyorsan aklına İncil geldi. Daha o konumda değilsin. Ne yapıyor? Onu o İncil'e alıştırmak için tabii ki diyor. İçebilirsin. Hocam diyor. Bu hikaye bana şeyi hatırlattı. Hani köyün birinde kimse namaz kılmaz. Evet. Işte. O meşhur hikayedir tabii ki. Bunu hocalar anlatır zaten tabii, hocam. O meşhur hikayedir tabii ki. Geçerlilik payı da büyüktür. Doğrudur da yani. Hocalar kendisi sık sık anlattı. Ben de çok hocadan duydum bunu. Evet, fakat kendileri niye uygulamaz? Sıkıntı bu. Farklı noktalar var. O noktaları da inşallah... Ama o hikayeyi anlattı da belki bilmeyen seyircilerimiz vardı. Bir zahmet o hikayeyi sizden dinleyelim hocam. Şimdi hoca efendim bir tanesi bir köye tayin ediliyor. Görev çıkıyor. Tabii ki göreve başlıyor. Sabah namaz, öğle, ikindi, akşam yatsı, cuma namazı. Cemaat var. Yani kahvede oturuyor ama kimse camiye gelmiyor. Baktı ki bunlar benim ayağıma gelmiyor. Daha doğrusu camiye gelmiyor. Ben bunların ayağına gideceğim diyor. Güzel, böyle hocaların olması da güzel. Gidiyor, kahveye gidiyor. Kahvehaneye gidiyor artık. Yani, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ey cemaat diyor, ben işte yeni hocayım diyor. Tanışmaya geldim diyor. Tanışıyorlar, hoş sohbet vesaire falan filan. Diyor ki yani vakit namazları, cuma namazları camimize buyurun gelin namaz kılalım, sohbet edelim falan filan. Tabii ki o kahve cemaati değil. Köylü diyor ki ya hocam diyor kılalım da yani şimdi bunun ayakkabı çıkartması var, abdest almak var. Ya bu zor diyor. Yani zor diyor yani bu yüzden gelmiyoruz biz diyor. Sizdeki önceki hoca bizi böyle zorladı gelmiyoruz diyor. Ya diyor siz diyor abdest almanıza gerek yok diyor. Ayakkabılarınızı da çıkartmayın. Öyle gelin diyor. Öyle gelin. Gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz tabii ki. Ertesi gün bakıyor ki vakit namazları bile cami tıklım tıklım.
tabii ayaklarla ilgili, tabii hoca ne yapıyor orada, temizliğe ilgili falan filan derken belli bir zaman sonra hocanın tayini çıkıyor, başka bir köye gidiyor. Oraya da başka bir hoca geliyor. Geliyor, göreve başlıyor, bir bakıyor ki cemaat geliyor, bakıyor. Ayakkabılarla, çizmelerle gelmişler böyle. Tabii hoca şaşırıyor. Çoğunda da bakıyor ki buna abdestsiz de geliyor böyle. Allah Allah, bu nasıl bir şey böyle diyor. Şaşırıyor, patlayacak. Ama hemen görev arkadaşını arıyor. Bir önceki hoca efendiyi arıyor. Hocam diyor, sizin görev yerinize tayin ettiler beni. Camiye geldim. Çok şükür cemaat tıklım tıklım. Ama ben tespit ettim ki bunların çoğu abdest almıyor, ayakkabı çıkartmıyor. Siz dedi, siz nasıl bir eğitim verdiniz bunlara? Siz nasıl bir hocalık yaptınız bunlara? Değerli hocam dedi, meslektaşım dedi. Onlar camiye hiç gelmiyordu. Ben onları camiye ayakkabılarıyla soktum. Abdestsiz soktum. Devamını da sen getir. Çıkartması da senden. Tabii ki çıkartması da senden yani. Gerçekten de bu durumdayız. İşte. Yani, benim yıllardan beri dini siyaset budur. Bakın dini müessesede siyaset var mı? Var. İlmi siyaset. Din siyasettir diyor efendimiz. İşte ilmi siyaset bu olması gerekiyor. Bunu uygulamadığın zaman artık ahir zamanda yaşıyoruz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sabah kalkıyor kişi, akşam yatıyor, sabah dinden, dinini bırakmış oluyor. Sabah kalkıyor yani kimliğini, kişiliğini, cinsiyetini bırakıyor. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Evet. Yani her şey değişiyor bir anda. Her şey bir anda değişiyor. Yani siz kalkmışsınız yani bizim gibi eskiden imanı elde tutmak artık yani çok zor. Bir ateş, bir ateş parçası. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Yani onun için bizler de akıllı olmamız gerekiyor. Gelen talebeleri, cemaati de kaçırmamak lazım. Elhamdülillah şükrediyorum ki Cenab-ı Allah sizi gönderdi. Burada bakın işte bizi çok güzel anlatıyorsunuz. Allah sizden de razı olsun. Evet. Çünkü bu bir kahramanlıktır. Kolay bir mesele değildir. Evet. Bizim sebebiyetimizle de birçok yönden eleştiri alıyorsunuz. Biz bunları görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Evet. Yani aile efradınıza kadar, akrabalarınıza kadar her yerden bir kritik noktanız oluyor. Doğru. Bunlar tabii ki bir kahramanlıktır. Çünkü hakkı savunuyorsunuz. İnşallah. Burada biz her zaman şunu söylüyoruz hocam. Bize eksiklerimizi söylesinler. Ama yanlışlarımızı değil, çünkü yanlışlarımızı söyleyebilecek adamların bizim karşımıza gelip ispatlamaları gerekir. Nerede ne yanlış yapıyoruz. Ve bunu arkadan değil, çünkü hoca bizim tabii ki burada üzüldüğümüz nokta, her gün vaaz veriyorlar, hutbe yapıyorlar. Suizan, iftira, dedikodu, gıybet haramdır diye bizzat kendileri bunu arkamızdan yapıyorlar. Bu hocaların çoğu da bizi tanımıyor bile, görmedi bile, konuşmadı gelip bizimle burada. Niyetimiz nedir, amacımız nedir, hedefimiz nedir? Gayretimiz nedir? Evet. Bunları bilmeden notumuzu veriyorlar, yargılıyorlar, infaz ediyorlar, asıyorlar, biçiyorlar, kesiyorlar. Ve Allah insanları Allah hakkımızda yanlışa ve delalete sürüklüyorlar. Bize küfretmelerine, hakaret etmelerine sebep oluyorlar. Evet. Ne kadar büyük bir kul hakkına girdiklerini biz buradan üzülerek ifade etmek istiyoruz. Evet. Kolay bir mesele değildir. Bunun bir mahşeri vardır, evet. Hesabı kitabı vardır. Evet. Yani orada kimse avukatlık da yapmaz bunlara, onu da söyleyelim. Bizi burada yargılamak isteyenler önce Mevlana'yı yargılamaları lazım. Çünkü bizim kaynağımız Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'dir. Ne olursa ol, gel, bu kapı ümitsizlik kapısı değil, bu kapı herkese açık bir kapıdır. Çok doğru. Evet. Dolayısıyla hocam son sözü size vereyim. Bugünkü sohbetimizde, cuma sohbetimizde noktalayalım inşallah. Evet. Ben tekrar ediyorum, yine bir cuma sohbetinde Ayberk Efendi ile ve siz değerli seyircilerimle bir arada olmaktan çok memnun kaldım. İnşallah sizlere aktarmış olduğumuz bilgilerden faydalanırız, hep beraber faydalanırız. Ve son söz şu olacaktır, Müslümanın Müslümanla uğraşmaya vakti zamanı yoktur. Bizim daha çok yapacak işlerimiz var. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.